Herkese selamlar, ben Geek Digeko. Mega Man 4'e devam ediyoruz. Bu Mega Man 4 LP'sinin son bölümü. Zaten giriş ekranından da görüldüğü üzere her tarafa enerji aparatları serpiştirmişler. Bir tane cam var, bir tane silah doldurma aparatı var, bir tane enerji tankı vardı. Bu bölüm artık toplanıyoruz. Eşyaları falan topladık, kolledik. Mega Man 5'e doğru yola çıkacağız. Metaforumu sikiyim amına koyayım, metafora bak. Her neyse, çok pis bir yerde kalkan robot var. Ve elbette ki hasar gördük. Önemli değil, iki tane minik enerji küresi var aşağıda. Hop, oraları kaçırmayalım, iyiydi. Şimdi son boss'a doğru yaklaşırken, geçen bölüm demiştim. Ferrohman'in silahı son boss'ta oldukça işimize yarayacak diye. Hoş, şu anda son boss'a gelmiş değiliz. Fakat bir şekilde Ferrohman'in silahını doldurmamız gerekiyor. Ve buralarda da pek silah doldurma aparatı yok baştakin haricinde. Onu da şu anda vardığımız boss gauntlet'te kullanacağımız için, boss gauntlet'ten sonra silah dolduracak yer maalesef olmadığı için bir şekilde Ferrohman'in silahını doldurmamız gerekiyor. Boss Gauntlet'a başladık. Drillman'le başladık Boss Gauntlet'a. Drillman'in zayıf noktası Diamond'in silahıydı. Ve biliyorsunuz Drillman bu bölümün orospu çocuğu, robot ustası. Çok hızlı ve sürekli üzerinize doğru geliyor. Belki fark etmişsinizdir, Mega Man oyunlarında her zaman için robot ustası ile birebir temasta bulununca normal silah aldığınız hasardan çok çok daha fazlasını alıyorsunuz. O yüzden direkt temastan mümkün mertebe kaçınmanız gerekiyor. Bu orospu çocuğu da üzerinize yürüyor maalesef. Fakat elbette ki yendik. Şimdi sıradaki robot ustamız hangisiymiş bakalım. Neydi lan bu? Unuttum. Vallahi unuttum ya. Brightman, ha. Brightman. Toadman'in silahına karşı zayıftı. Bu arada bak çok tuhaf oldu. Mega Man 4 ile başlayan bu iş başvurusu, mülakat muhabbetinin sonucu, hikayenin sonu Mega Man 4 LP'sinin sonuna denk geliyor. Dün mesaj atmışlar yenibiriş.com üzerinden bana. Demişler ki işte sevgili Utku, tercihimizi başka bir aday üzerinde yaptık. Fakat işte başvurunuz insan kaynakları bilgi bankasında duruyor. Size uygun pozisyon olur olmaz en kısa zamanda sizinle temasa geçeceğiz. Sağlıcakla kalın demiş. Ben de dev bir has siktir lan çektim. Sonuç hüsran. Beklenen sonuç yani. Beni çağırsalar da çok büyük bir sürpriz olurdu. Skullman'ı yendik demin. Şu anda dördüncü robot ustamız Toadman. Toadman'e karşı neydi? Drillman. Toadman inanılmaz kek bir robot ustası. Kendisiyle kendi bölümünde dövüşürken fazla gösteremedim bu kekliğini. Birkaç kere vurmuştu bize. Fakat burada hiç vurmasına fırsat vermeden indirdik. Evet, Diamond'e geldik. Diamond'in zayıf noktası Skullman'in silahıydı. Kalkan tipli bir silahımızdı Skullman'in silahı. Evet, bir o yana bir bu yana. Böyle geberttik bunda. 3 tane kalmış, güzel. 5 tanesi indirmişiz. Dustman, Dustman'e... Şimdi ilk yendiğimiz robot ustasıydı. O yüzden geleneklerimize ve göreneklerimize bağlı kalmak amacıyla bunda arm cannon'la yeneceğiz. Dün bu arada BDR beni uyardı. Abi dedi, başta dedi kendini düzeltmiştin dedi. Arm cannon değil Mega Buster diye düzeltmiştin dedi. Onun aslı arm cannon'mış dedi. Yani baştan beri doğru söylüyormuşsun dedi aslında. Düzelttiğin şey yanlışmış dedi. BDR benim düzeltici elemanım. Ataş diyorum kendisine. Halk arasında da Ataş BDR olarak tanınır. Dustman'e arm cannon'la indireceğim.
Zaten pek bir numarası yok. Bunun zayıf noktası bilmiyorum. Büyük bir çember olduğu için bu robot ustaların zayıf noktaları. Aslında en son öldürdüğümüz robot ustasının silahı ilk öldürdüğümüz robot ustasına zayıf noktası olması lazım. En son hangisini öldürmüştük? Hatırlayan var mı aranızda? İnteraktif bir şey de değil ki. Var diye birisi arkadan elini uzatsın. Elini kaldırsın. Neyse, Dustman'i de yendik. Sırada kim var? Sırada halka adam var. İbine! Kaba bir tabir tabi. Ferohman. Ferohman'in silahını burada kullanmayı hiç istemiyorum aslında ama yapacak bir şey yok. Bu pezevengin evladını arm cannon'la öldürmeye kalksak 3 saat sürer herhalde. Evet. Pattern'ı kolay bunun. Geri dönerken zıplamanız gerekiyor. Halkasını atınca. Bunu da yenmiş olduk. Son bir tane kaldı. Ulan son yendiğimiz robot ustası neydi, onu unuttum. Hala onu hatırlamaya çalışıyorum. Yok, aklıma gelmiyor ama. Sanırım halka adamdı. Ringman'in silahı Dustman'e karşı etkili. Evet. Böyle olması lazım. Şaka maka buldum ya. Ferohman'in zayıf noktası bu, hangisi durduruyorsa artık o. Brightman diyesim geliyor. Değil sanırım. Gerçi Brightman da olabilir. Durdurup böyle eşek gibi vuruyoruz canı bitene kadar. Herhangi bir özelliği yok. Birisi şey demiş, büyük bir ihtimalle failing'de. Madem durdurup vurabiliyorsun, neden hepsine karşı onu kullanmadın demiş. Gayet mantıklı bir soru ama büyük bir ihtimalle diğerlerini dondurmuyor o silah. Bu arada son boss'a geldik. Dr. Wily'nin yine böyle iskeletimsi devasa bir robotu var. Bu şekilde görüldüğü üzere. Adamın kuru kafa fetişi var resmen. Gayet basit bir boss. Halka adamın Ringman'in silahıyla gerekli uygun boşluğu bulduğunuzda ağzına ağzına çakıyorsunuz. Başka da hiçbir numarası yok bu boss'un. Ve gayet etkili gördüğünüz gibi. Hoppa! Boss'un ikinci formu bu. Kuru kafa patlıyor. Geriye Dr. Wily'nin bindiği bir mekik misali kalıyor. Burada işler biraz zorlaşıyor. Çünkü Drillman'in silahını o yeşil noktaya denk getirmeniz gerekiyor. Geçen bölümün sonunda dövüştüğümüz boss gibi, onun da alnında vardı buna benzer bir lamba. Drillman'in silahının numarası şu. Tam o düğmeye yaklaştığı sırada tekrar atak tuşuna basarsanız patlama efekti veriyor. Ve öyle zarar verebiliyorsunuz. Bu arada İbne kaçtı. Onun arkasından gidiyoruz şu anda. Ve tabii ki piyangodan ekstra bir bölüm daha çıktı Dr. Wily'nin şatosunda. Tam bölüm sayılmaz. Birazdan göreceksiniz zaten. Evet, görüldüğü gibi burada hiçbir şey yok. Ne enerji tankı var, ne can var, ne de silah doldurma aparatlarımız var. Dümdüz başladık bölüme. Aşağı iniyoruz. Şimdi bu koridor, bahsettiğim grinding koridoru. Tırtıllar düşüyor yukarıdan. O tırtıllarda işte mesela can düşürdü. Silah doldurma aparatları da düşürüyor. Ben bayağı bir grinding yaptım, burayı kestim. Ferohman'in silahını doldurdum yani. Sizin de öyle yapmanızı salık veririm. Çünkü başka bir şekilde dolduramıyorsunuz silahlarınızı. Ferohman gördüğünüz gibi full. Ferohman'in silahı. Şimdi bu boss'un ibneliği şurada. Tamamen karanlık bir oda. Anlık görünüyor Dr. Wily. Yine kendine has bir mekik içinde oturmuş. Götelek. Tam o anı yakaladığınız anda öldük bu arada. Tam o anı yakaladığınız anda Ferohman'in o şarj edilmiş haliyle ağzına çakıyorsunuz. Ferohman'in silahının şöyle bir güzelliği var. Tıpkı Mega Man 2'deki Metal Blade gibi
çaprazla atış edebiliyorsunuz. Diagonal yani. Kaç yön oluyor? 6. 8 yöne de atış edebiliyorsunuz yani. Böyle şarj halindeyken biraz hareket etmek zor Ferohmen'in silahıyla. Fakat bir şekilde yapmanız gerekiyor. Evet, bir sıkımlık canı kaldı. Orası bu çocuğunun. Onu da ekleştirdik mi Mega Man 4 resmi olarak bitecek. Ah, kaçırdım. Neyse ki enerji tankı zulalamamışım. Sizin de öyle yapmanızı salık veririm. Stratejik bir hamle tabii bu. Ve Dr. Wily'yi 4. defa yendik. Mega Man 2'yi de sayıyorum. Ne kadar uzun zaman önce bitirmiş olsam da. Ve yine aynı çömelme ve yalvarma hareketi. Vay ibne. Kapıdan kaçtı ya la. Hani olur ya filmlerde, böyle kitabı çekersin, kütüphane böyle kendi etrafında 180 derece döner. Sonra tekrar döner, 360 dereceyi tamamlanır. Burada resmen devam edecek demişler. Dr. Wily yine o UFO benzeri mekiğine binip gözlerden uzaklaştı. Bu sefer utanmadan göstermişler yani. Burada bitmiyor ha diye. Oo, çok karizmatik patladı şatosu. Evet, Mega Man 4'ü de bitirdik. Sevgili izleyenler. Kredits ekranı biraz değişik. Daha yaratıcı bir kredits ekranı yapmışlar. oyunun açılışıyla çok benzeşiyor. Oyunun açılışında da Mega Man bir trenin üstündeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. O sıralar mülakat muhabbetini anlatıyordum. Pek dikkat edememiştim. Dikkatimi verememiştim. Evet. Bundan sonra sırada Mega Man 5 var. Mega Man 5 benim kabusum. Montajlanmamış hali 2,5 saat. Onu nasıl montajlayacağım, ne ara montajlayacağım bilmiyorum. Fakat ikinci vize de yaklaşıyor ısıl işlemin, yüksek lisans dersinin. Bir aralara sokuşturacağız artık bir şekilde. Ve benim Mega Man 6'yı oynayıp kaydetmem gerekiyor. Mega Man 5'e başlamadan önceki hazırda bulunsun. Zaten Mega Man 6 Mega Mania adını koyduğum, kesinlikle orijinal olmayan bir isimle andığım serinin sonu olacak. Mega Man 6'dan sonra daha önce herhangi bir oyununu yapmadığım, yani herhangi bir seriye bağlı olmayan bir oyun yapacağım. Oyunun RPG'sini yapacağım. Şimdilik söylemiyorum. Büyük bir ihtimalle de Mega Man 6'yı dan sonra da söylemeyeceğim. Biraz hazırlanmam gerekiyor onun için. Oo. Roll ve Rush geldi. Çok güzel. Evet, burada diğer oyunlarda olduğu gibi oyun boyunca dövüştüğümüz robot ustalarını tanıyoruz. 25. numara Bright Man. Acaba altında yazan isimler onları tasarlayanlar mı, yoksa o devirlerde motion capture olmadığı için elbette ki onları tasarlayanlar. Hani şu sıralar dediğim 10 senelik bir geçmişi var sanırım motion capture'ın. Gerçek insanların üzerine ping pong topu gibi şeyler yerleştirip bilgisayara aktarıyorlar ya, hareketlerine vesaire. Onları oynayanlar da kredisite geçiyor. Elbette ki 8 bit oyunda öyle bir olay olmadığı için %90 bu robot ustalarını tasarlayan elemanlar bunlar. Yusuke Murat mı? Murat mı? Evet, 31 numara Dime Man. Pek yakışmamış. Keşke Snake Man 31 numara olsaydı. Yılan adam. Evet, özel istek diyorum ya. Özel teşekkürlere geçtiler. Mega Man 4 böyle. Bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Ben gayet keyif aldım. Bu LP'mi başarısız olan
mülakatıma ithaf etmek istiyorum. Mega Man 5'te görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.